meselenin Barış Pehlivan'ın ve Murat Ağırel'in hapse girmesiyle bir ilgisi var. İlgisi var. Size onu anlatayım. Şimdi biz bu suikast meselesini niye şu anda konuşuyoruz? 15 Haziran 2021 tarihinde Kasım Güler, IŞİD'in Türkiye sorumlusu. Ne mutlu ki güvenlik kuvvetlerimiz Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalandı, Türkiye'ye getirildi ve bir hafta bir ifadesi alındı. Bu ifadeleri 74 sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yazılmış olan iddianamesinin eklerinde bulunuyor ve o 74 sayfada itirafları var. Bu itiraflar sayesinde biz IŞİD'in Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığı yaptığını, bakın sadece şey değil, hani düşündüğü değil, hazırlık yapılmış, silahlar taşınmış vesaire. Çünkü IŞİD siz de biliyorsunuz sınır maalesef Türkiye-Suriye sınırı 900 kilometre bir sınır, sıkça geçen bir örgüt. Şimdi orada asıl mesele şu, bakın o haberi Aralık 2020 yani Kasım Güler yakalanmadan 7 ay önce. Aralık 2020'de haberi yapan kimdi biliyor musunuz? Ben ve Barış'tık. Evet, evet, evet. Barış, Oda TV'nin genel yönetmeniydi, ben haber müdürüydüm. Ve 1 Aralık 2020 akşamı biz bu habere girdik. Ekrem İmamoğlu'na böyle böyle IŞİD'in suikast girişimi olduğu iddiası var diye. Sonra başımıza neler geldi biliyor musunuz? İçişleri Bakanı açıklaması önümde, tabii Türkiye gündemine düştü hadise. İçişleri Bakanı çıktı dedi ki, aynen açıklamasını okuyorum. Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir. Böyle bir suikast girişimiyle yakalanan kimse de söz konusu değildir dedi. İçişleri Bakanı'nın Anadolu Ajansı'na da olan açıklamasını okuyorum. Yakalanan kimse yok dedi. Şey ama biliyorsunuz 7 ay sonra yakalandığını söyledi. Evet. Ama hadise, suikast hazırlığı tabii ki bir önceye dayanıyor. 7 ay sonra bir itiraf sayesinde biz o haberin doğru olduğunu öğreniyoruz. Yani İçişleri Bakanı böyle bir şey yoktur demesi doğru değilmiş, bizim yaptığımız haber doğruymuş. Acaba şu manada söylemiş olabilir mi? Yani biz gereken operasyonları yaptık, kimsenin burada adı geçen kimsenin hayatı tehlikede değildir gibi bir eğer dediğiniz gibi olsaydı, önümde duruyor hükümet medyasının o günkü manşetleri, suikast yalanı çöktü. Uydurdukları ortaya çıktı. Köşe yazarlarının isimlerini vermeyeyim şimdi hükümet medyasından. Ekrem İmamoğlu böyle bir suikast gündemi yaratarak puan toplamaya çalışıyor, Allah Allah, beceriksizliğini örtmeye çalışıyor filan gibi yazılarını size hepsini okurum burada. Ve biz bir hedef alındık. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bakın Aralık 2020'de biz böyle bir ihtimal var demişiz. Bu arada ne mutlu ki, bakın ne mutlu ki emniyet görevlileri böyle bir duyum aldıktan sonra üzerlerine düşeni yapmışlar. Zaten Ekrem İmamoğlu o sayede eminim haberdardır. Koruma kalkanını artırmışlar. Ama İçişleri Bakanı ve hükümet medyası bu meseleyi bir siyasi mesele olarak gördükleri için Ekrem İmamoğlu'na puan toplar mı acaba endişesi taşıdıkları için böyle açıklamalar yapmışlar. Şimdi geliyorum bakın. Neye geliyorum? Peki IŞİD dünyanın en güçlü terör örgütlerinden bir tanesi. Suriye'yi, Irak'ı, yıllar hatta Afganistan'ı şimdi karıştırıyor. Ekrem İmamoğlu neden suikast yapamamış? Bakın 74 sayfalık ifadede bu sorunun yanıtı da var. Diyor ki Kasım Güler, Ekrem İmamoğlu'na yapılacak eylemin medyaya düşmesi nedeniyle bu eylemleri gerçekleştiremediğini bildirdi. Siz mani oldunuz. Evet, evet. Diyor ki Kasım Güler, Türkiye sorumlusu. Bu olay diyor, böyle bir şey planlandı ama bu diyor aslında belli ki önce emniyete gidiyor. Emniyet belli ki bir şey oluyor. Gazetecilerin haberdar oluyor. Gazeteciler haber yapıyor. IŞİD diyor ki bu olay artık duyuldu. Bu eylemi yapamayız artık deyip vazgeçiyor. Şimdi demek ki gazeteciler, şimdi İçişleri Bakanı'nın açıklamasına... Aslında size ödül verilmesi. Verilmesi gerekir. Ama siz hedefe oturtuldunuz. Oturtulduk. Bir şey daha, sizin biraz önceki sorduğunuz soruya da cevap olacak. İçişleri Bakanı diyor ki, kızıyor bu konuyu o dönem haber yapan bize yani. Onun için biz basınımızın da bu konuda sorumluluk duyması lazım geldiğini de düşünenlerdeniz diyor. Yaptığınız sorumsuzluk diyor bu haberi yapmak. Ama IŞİD lideri diyor ki bakın onlar sayesinde bakın. Vazgeçtik. İçişleri Bakanı'ndan korktuğumuz için bilmem neden korktuğumuz için şundan bundan değil. Basına düştüğü için yapamadık. Şimdi haliyle bakıldığında basının bazen haber yapması... Hele bu tür konularda planı bozan evet.
girişim haber yapılmasıdır. Yapılması? Evet. Uğur Mumcu adını andınız. Abdi Pekçi cinayetin peşinden koşan gazetecidir bir tabii, savcı gibi. Tabii. Biz hayali ihracat kavramını ona borçluyuz. Masasında yolsuzluk masası yazar çünkü bunları o araştırır. Gazeteciler zaten bir kamu gücü olarak kimi zaman savcının yetişemediği, kimi zaman polisin yetişemediği, kimi zaman vatandaşın yetişemediği, siz yıllarca bunu yaptınız. Elinizde mikrofonla girdiniz bazı yerlere, kimsenin girmediği yerlere. Şimdi kulaklıktan arkadaşlarım duyurdu. Televizyonlarda da ilk defa Tele1 haberleştirmiş. IŞİD, evet. Türkiye evet. sorumlusunun evet. itiraflarını. Evet. Biz internet sitesinde bu işi Şimdi bu açıdan bakıldığında basın işte bu yüzden gitti. Basın bu yüzden hedef alınıyor. Hele soruşturmacı gazeteciler evet. bu nedenle gerek. Çok önemli, çok İkincisi, değerli. Siyaset bakın. Siyaset, ben siyaseti kötü bir şey söylemem. Gerekli bir şey. Ben de siz de politik bir insansınız, Murat da politik bir insan. Ama siyaseti eğer insanların çıkarı, partilerin çıkarı haline dönüştürürseniz, yani ülkenin, yurttaşların çıkarı olmaktan çıkarırsanız kötü bir hale dönüşür. Tıpkı insan, kötü insan gibi iyi siyaset, kötü siyaset olur. Şimdi İçişleri Bakanı'nın görevi şu. İçişleri Bakanı kendisinden 180 derecede farklı görüşte de olsa, değil Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ücra bir sokağında, Edirne'nin ücra bir sokağında, Hakkari'nin ücra bir sokağında yaşayan sıradan bir vatandaş olsa da onun hayatını korumakla sorumlu olan görevli kişi. Doğal olarak böyle bir hadise ortaya çıktığı zaman tepkisi bu mu olmalı? Tepkisi yok böyle bir şey mi olmalı? Gazeteciler bunu haber yapmasın mı olmalı? İki ihtimal düşünüyorum. Ya İçişleri Bakanı'nın bu hadiseden ortada, yani bu ihbar var, her şey var, önlem alınmış. Ya İçişleri Bakanı'nın haberi yok ya da haberi olduğu halde maalesef ama maalesef bu konuşmaları yapıyor. İkisi de birbirinden. Birinci ihtimalin olması gerektiğini düşünelim. Evet. Ve şuna geleceğim. Bakın. Bağlayacağım. Çok uzun konuştum farkındasınız. Türkiye sorunumuz IŞİD. Türkiye sorumlusu. Ebu Usama El Türki. Şimdi onun da üstü var. Kim? IŞİD'in Türkiye emiri Mustafa Dokumacı. Çok değil. Bakın bu 27 Aralık 2021 Pazartesi günkü çok başarılı bir de haber. Muhabirin adını da verelim. Onların emekleri de. Mesut Hasan Benli'nin haberi. O da IŞİD'in Türkiye emiri Mustafa Dokumacı'nın eşi Ulkar Mamadova yakalanmış, yargılanmış filan. Ulkar Nasıl Hacer ismi de değişmiş. Şimdi bakın IŞİD'in, yani bir ay önceye götürüyorum sizi. Kasım Güler'in de üstü olan IŞİD emirinin eşi. Sadece eşi değil, örgüt içinde faaliyet yürütmüş, Türkiye Interpol aracılığıyla aramaya çalışmış. Neyse ki onu da çok başarılı bir operasyonla getirmiş ve Türkiye'de yargılanmış. Bu haberi herkes Hürriyet'in manşetinde okudu, gördü. Ya bir haberin aynısına bakalım. 15. sayfaya açalım. Sizce Ülker Mamadov şu an ne durumda biliyor musunuz? Vermiş olduğu ifadelerin sonunda, haberin son cümlesini okuyorum. Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol kararını da kaldırdı. Allah Allah. Ama Sedef Kabaş içeride. Sedef Kabaş içeride. Murat Kaçma, Arar içeri girecek. Sedef Kabaş kaçma şüphesiyle içeride. Evet. Murat Arar 6 ay tutuklu kaldı. Kaçma şüphesiyle. Bakın Türkiye'de bile binlerce insanın kanına girmiş bir terör örgütünün Türkiye emiri, en tepesindeki ismin eşi, aynı zamanda örgütün içinde bulunan birinden söz ediyorum. Yargı diyor ki sende kaçma şüphesi görmüyoruz. MİT alıp yurt dışından alıp getirdiği halde. Yani MİT operasyonu Interpol yurt dışında aradığımız halde. Biz sen kaçmazsın ya gel. Bırakıyoruz diyor. Ama Barış Pehlivan tutuklayacak çok önümüzdeki vahim. Günlerde. Murat Arar'ı tutuyor. İşte çok bu vahim. Türkiye'de bir adalet tablosu. Türkiye'de hukukla hukuksuzluğun, adaletle adaletsizliğin tablosu bir güç sayesinde çok ürkütücü bir tablo. Baş aşağı duruyor. Bakın baş aşağı duruyor. Çok ürkütücü bir tablo bu. Evet. Sevgili Barış. Ben o yüzden Ekrem İmamoğlu'nun anlattıklarından baktığımda, yani hadisenin gerisine baktığımda, perdeyi kaldırıp arkaya baktığımda bu resmi görüyorum. Sevgili seyirciler, bu açıklamalardan değerli kardeşlerime, günümüzün Uğur Mumcuları, Çetin Emeşleri demekte ne kadar haklı olduğumu siz de teslim edersiniz zannediyorum. Sevgili Murat, sen ne söyleyeceksin bu konuda? Tam da Barış'ın bıraktığı yerden aslında o çizdiği çerçeveden ben de devam edeyim.